Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu ontoloji, varlık felsefesi veya da varlık bilimi. Öncelikle bir varlık felsefesinin etimolojik anlamına bir bakalım. Etimolojik anlamı bize iyi söylüyor bu noktada. Öncelikle ontoloji, etimolojik olarak güzel canlar, Eski Yunanca'da on ve logos sözcüklerinden türetilmiş. On sözcüğü Yunan dilinde olmak mana eymnaif filinde diyor ki, ontoyla varlık olan herhangi bir şey manasında kullanılmış. Logos sözcü, sözcü ise bilim anlamına gelir ki, bu kelimelerin birleşimi olan ontoloji ise sözlük anlamıyla varlık bilimi veya da varlık felsefesi olarak ifade ediliyor. Şimdi birazdan varlık felsefesinin ontolojinin varlığı nasıl sorguladığını dile getireceğiz. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Biz beş duyu organları algıladığımız, gördüğümüz, deneylediğimiz her şey mi varlık veya nesnelere varlık ithaf edebilir miyiz? Veya da manevi noktasında metafizik olarak ifade edilen mani duyularla algılayacağımız alem mi varlık? Bu alemi meydana getiren bir öz, töz mevcut mu? Gerçekten bu öz ve öz, özün yansıması, tecelli etmesi, varlığına çıkması gerçek varlığı mı belirleyecek ya da gördüklerimiz mi sadece varlık olarak tanımlanabilir? Bu nokta itibariyle tasavvuf felsefesinin varlığa bakış açısıyla birazdan işleyeceğimiz konular arasında baya baya farklılık olduğunu göreceğiz. Ve biz bu konuyu iki şekilde ele alacağız. Öncelikle ontolojinin açılımını yapacağız. Neler sorduğunu, neyi sorguladığını, amacının ne olduğunu, bilimle arasındaki farklılığın ne olduğunu öncelikle bizim çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Varlık bilimi yani ontoloji neyi sorgular? Bu noktayı da sorularla dile getirelim. Varlık var mıdır? Varlık yok mudur? Gördüğümüz nesneler varlık mıdır? Var olan gördüğümüz nesnelerin meydana getiren başka bir realitede varlık olma ihtimali mevcut mu? Örneğin teist anlayışta var olan bütün varlığı meydana getiren bir ah kavramı var. Materyalist anlamda ise madde sonsuzluk noktasında ve eveli ezeli noktasında mı varlığı meydana getirmekte? varlık var mıdır? Varlık nedir? Var oluş ve var olan şeyler nelerdir? Varlık sadece fiziksel midir? Fiziksel nesneler nelerdir? Nitelikleri ve özellikleri nelerdir? Varlığın kökeni nedir? Varlığın nitelikleri, niteli niteliği tam anlamıyla açıklanabilir mi? Fiziksel nes var olduğunu kanıtlamak mümkün mü? Öyle ki bazı bilim adamları bu varlık aleminin sanal olduğunu beyan eden görüşleri mevcut. Bazı tasavvufçuların da bu görünen alem aslında sanal bir görüntü noktasıyla var olduğunu iddia etmekte. Gerçekten biz varlığı, gerçek varlığı nasıl tanımlayacağız? Örneğin tasavvufta sırf vücut, mutlak vücut ve mukayyet denilen bir vücut mevcut. Şimdi vahdeti vücut, vücut kavramı varlık olarak ifade ediyor. Çünkü bizim aslında temamız tasavvuftu. Ama bu yanda bizim ontolojiyi de işlememiz gerekiyor ki ontolojinin varlık tasındaki bakış açısını net bir şekilde bizim bilmemiz gerekiyor. Varlık değişken midir? Varlık dönüşür mü? Başkalaşır mı? Farklılaşır mı? Değişken mi? Değişmeyip de değişken olanı meydana getiren varlık gerçek varlık mı? Bu nokta itibariyle ruh değişmeyen, başkalaşmayan, dönüşmeyen olarak tanımlanırken madde dönüşen, başkalaşan farklılaşma noktasında tanımlamak, tanımlamaktadır. Aynı zamanda ruh maddenin dışında bir cevher olarak ifade edilmektedir. Ruh var olan varlıkları meydana getiren asıl öz müdür? Çünkü varlık noktasında bütün soruları sormamız gerekiyor. Sorgulamadan, sorular sormadan realiteye, hakikate, gerçeğe ulaşmamızın mümkünatı yok. O zaman biz insan olarak gerçeği bulma noktasında sorgulayarak o gerçeğe ulaşabilir miyiz? Varlık var değilse bunun nedeni ne? Örneğin birileri diyor ki bu alem sanal görüntüden başka bir şey değil. Eğer ki bu alem sanal bir görüntüden ibaret ise ve varlık değilse bunu nasıl tanımlayacağız? Veya da bunu meydana getiren öz olan varlık görünmüyorsa bu varlığı tanımlama noktasında nasıl bir işim yaparız da tanımlanır noktaya getirebiliriz? Tanımlanamıyorsa o zaman var olma noktasında nasıl bir şey söyleyebiliriz? Varlığı çek ve edimsel yapan nedir? Bir nesne ne zaman başkalaşır, değişir, yok olur. Düşünün bir çekirdekten bir ağaç, ağacın işlenmesiyle birçok noktada farklı isimler alması veya da bunun yakılarak farklı bir forma dönüşmesi nasıl tanımlanabilir? Bu başkalaşma nasıl açıklanabilir? Evrende bir düzen var mıdır? Bilgi kuramı nedir? Bunlar Ontolojinin temel sorunları. Çünkü varlığı gerçekçi bir noktada çelişkisiz olarak ifade etmesi gerekir. Varlık felsefesinin bir amacına bakmamız lazım. Ontoloji yukarıda sıraladığımız sorulara cevap, yanıt arayarak varlığı kanıtlamaya, diğer varlıklarla olan ilişkisini bütünsel olarak açıklamaya izah etmeye çalışır. Yani demin sıraladığımız sorular varlığı kanıtlamak için diğer varlıklarla ilişkisinin ne olduğunu bütünsel olarak bilme noktasında işleyen bir işleyiş. Yalnız şöyle bir şey ifade edeyim. Varlık felsefesini veya da felsefe, felsefenin bilimle de farklılıkları var ki Birazdan bu farklılıkları da işleyeceğiz. Önce varlık felsefesinin amacını ve işleyişini, sonra bilimin nasıl bir yaklaşım içerisinde ya da varlık felsefesinden ayrılan yönlerini de bizim çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Amaç varlığı kendi içinde tutarlı, çelişkisiz bir şekilde ispat ederek kanıtlamaya çalışmak. Felsefede sorularla varlığın sorgulanması, evreni açıklama, bilme ve bu çabalar sonucu bir ortaya çıkışı söz konusu. Şimdi bu noktada da bir de bilimin bakış açısına bakalım. Bilim varlığa nasıl bakıyor? Bilim varlık var mıdır sorusuyla ilgilenmez, uğraşmaz, oralı bile olmaz. Dikkat ederseniz birinci farklılık çıktı. Ontoloji varlık var mı yok mu noktasında bir işleyiş cevap bulma noktası içindeyken bilim varlık vardır sorusuyla hiç ilgilenmez ve oralı olmaz. Bilim var olan, görünen, deneylenebilen, belirlenebilen, gözlemlenebilen, kanıtlanabilen maddeleri inceler. Bir de demin bir şey ifade ettik. Felsefe bütünsel olarak işlerken bilimin bütünsel noktada bir bakış açısı yok. Bilim varlığın var olduğunu sadece kabul eder. Varlık var. Olduğu gibi kabul ediyor. Ama felsefe bu bakış açısıyla bakmıyor. Bilim varlığı parçalara ayırarak inceler felsefe olduğu gibi bir bütün olarak incele alanını alır. Dikkat ederseniz bilimle felsefenin arasındaki bu farklılıkları da bizim bilmemiz başka bir soru akla geliyor. Felsefe bilimle çatışır mı? Ama ikisi de sorguluyor. Ama bir tanesi bir tanesi bütünsel, bir tanesi de parçalara ayırarak inceleme noktasında. Yani evreni bütünsel olarak ifade etme ama aynı zamanda evreni mikrodan makroya kadar parçalara ayırarak deneylerle varlığını, niteliklerini, özelliklerini ortaya çıkarma noktasıyla bilimin işleyişi biraz daha farklı. Şimdi felsefe açısından varlığa felsefik bakış açısında varlığın olup olmadığı bilinip bilin bunları kendi içinde çelişkisiz, tutarlı olma koşuluyla cevap aramaya çalışır. Şimdi çelişkisiz olan şey zaten bilimsel olur. Çelişkisiz olan şey hakikat olur. O zaman felsefe sorularla Farklı bir yöntemle çelişkisiz bir hakikati aramakta. Felsefe varlık soru, sorularını bir yöntem dahilinde cevaplamaz. Ama bilim bir yöntem çerçevesiyle bunları cevaplar. Felsefe varlık problemlerini saf düşünce ve de akıl çerçevesinde cevaplamaya çalışır. Dikkat ederseniz aralarında belli farklılıklar, yöntem farklılıkları var. Felsefe varlığı parçalara ayırmadan bütün olarak kabul eder ve bu esas üzerine bir çalışma yapar. Felsefede varlık olgusu sorunu evreni, kainatı açıklama çabalarıyla başlamış. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ontoloji varlık felsefesi varlık bilimi kainatı ve evreni açıklama noktasında meydana gelmiş bir bilim dalı mı desek veya da başka bir şey mi desek bilemiyorum. Bu nokta itibariyle ama sorgulamayla, saf bir düşünceyle bu yöntemi kullanarak varlığı açıklama noktasında. Bu nokta itibariyle bizim öncelikle şuna değinmemiz lazım gördüğümüz bütün varlıklar veya da nesneler var mı? Var ise bunların var olma deni ne? Eğer ki bu varlıklar var ise kendiliğinden başka bir sebebe dayanmadan var. Ama bu varlıkları var eden bir varlık var ise esas olan varlık o varlık. Örneğin teist anlayışta buna ilah kavramıyla Allah kavramıyla tanrı kavramıyla cevap verir. Ne der? Var olan kainattaki her nesne, her varlık bir bölümüyle Allah onu yoktan var etti. O zaman gerçek varlık Allah oluyor, ilah oluyor, oluyor. Var olan, görünen varlık ise yaradanın var etmesiyle, var olma noktasıyla yani bunun varlığına dayanıyor. O zaman var olan varlık gerçek varlık mı? Varlığı başka bir varlığa dayanan varlığa hangi yönüyle varlık diyebiliriz? İkincisi, tasavvufi açıdan, haksal irşat açısından baktığımız zaman o da şöyle diyor. Allah hiçbir şeyi var etmez. Yani var olan her varlık, var olan varlığın tecelli etmesi, zuhur etmesi, görünmesi noktasıyla olan varlıktır. Örneğin İslam içerisinde tasavvufi gerçek tasavvuf felsefesi noktasında Allah zahirdir, batın, batındır noktasında eğer ki Allah batınsa, öz ise zahir olan bütün görünürdeki her şey bu özden tecelli etmişse var olan varlığın varlığı gerçek olan varlık olan bu Allah denilen, ilah denilen, bir güç denilen, enerji denilen, nur denilen varlığa bağlı. O zaman var olan varlığı açıklarken nasıl bir açıklama getireceğiz? Var olan varlığı meydana getiren varlığı nasıl açıklayacağız? Bu nokta itibariyle var olan bütün varlıkları mukayyet denilen varlıkları meydana getiren varla sırf vücut denilmekte. Sırf vücut denilen yer her şeyin olduğu ama var olan her şeyin sadece ilmi noktada bulunduğu yer. Bu ilmi noktada bulunan yer bir kün emriyle tecelli ederek bugünkü alemi meydana getirmiş. Veya da materyalist bir bakış açısıyla baktığımızda veya da bugün bilim adamlarının bilimsel çalışmaları noktasında bir teorileri var. Bing Bang teorimi noktasında. O zaman bütün varlıkları meydana getiren bir noktanın patlamasıysa o zaman bütün var olan varlık patlamış olan bu noktaya dayanmak zorunda. O zaman bu varlık noktasıyla nokta mı varlık yoksa ondan tecelli eden varlıklar mı varlık? veya da ikisi de birbirinden ayrı ve gayrı olmadıklarından dolayı bir tanesinde bütünsellik, ikincisinde ise bütünselliğin büyük bir patlamayla çoğul noktada meydana çıkması mı? Bunları açmamızın, sorgulamamızın nedeni şu. Biz hiçbir şeye bağlı olmadan bir varlık mıyız? Yoksa bizim varlığımız bir öze bağlı olan bir varlık mı? O zaman bu noktada ontoloji metafiziksel bir işleyişle de işliyor. Ontoloji neyi sorgular? Aristoteles'in ilk felsefe diye beyan ettiği varlık felsefesidir. Var olmak nedir? varlık nedir sorularına cevap arar. Aristoteles'e göre ontoloji varlık bilimi olup varlıkları inceler. Varlık bir nesne veya herhangi bir şey değildir. Gerçek varlığın ortaya çıkmasında varlığı varlık yapan nedir? Var olanı var olan yapan nedir? Sorularını sorularına cevap arıyor. Ve bu noktada diyor ki zaman var olan zamansal olandır. Aristoteles'in yaptığı çalışmalarda derlenen sanırım şöyle bir şey olması gerekiyordu varlık noktasında. Ta meta, ta fizika. Bu noktada sanırım birçoğumuz bunu duymuşuzdur. itibariyle şimdi varlık noktasında farklı bir bakış açısı veya da bakış açılarına böyle bir değineceğim. Bunu da haftaya geniş bir noktada işleyeceğiz. Varlık var mıdır? Bir, varlık yoktur. Hangi felsefi bakış açısı, bunu dile getirmekten mesela nihilizm Taoizm bu noktada farklı bir bakış açısına bakış açısına sahip. Varlık vardır, realizm. Varlık oluştur, varlık ideadır, varlık maddedir, varlık hem ideaya idea hem maddedir. Varlık fenomen'dir. Aynı zamanda varlığın bu bakış açılarını da bizim bilmemiz gerekiyor ki ontoloji çok daha iyi bir şekilde anlayabilelim. Kemal Hocam, ben burada neticelendireceğim. Bugünkü muhabbetimizde sadece tanımlama noktasını yaptım. Kemal Hocam orada mısınız? Kemal abim kayboldu. Hocam buradayım.